deals Death, goes back in, flushes aggressive pawn, needs to kite away. Death, what the hell, gets a triple. Oh, and another one! Oh, and a third! Happy! Dijital sahadan herkese merhaba. Bakalım geçtiğimiz haftalarda e-spor dünyasında neler olmuş. Riot Games'in League of Legends Major League'leri arasında yer alan League of Legends Master Series'de format değişikliğine gidildi. Bundan böyle League of Legends Master Series'deki lig karşılaşmaları Best of 3 formatında oynanacak. 21 Ocak'ta başlayacak olan LMS 2017 bahar sezonunda yer alacak takımlar şu şekilde: AHQ Esports Club, Flash Wolves, J-Team, Hong Kong Esports, Maki 17, Team Mist, Midnight Sun ve Extreme Gamers. Değişen kurallar gereği Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde yer alabilmek için sahip olduğu yer hakkını başka bir kulübe devretmek zorunda olan Team Aurora'nın yeni adı Team Galacticos olabilir. Türkiye Yükselme Ligi'nin şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonluk Ligi'ne yükselen Team Aurora, Team Aurora'nın alt kulübü olduğu için önümüzdeki sezon Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde oynayamayacak. Bu yüzden başka bir organizasyona satılması gereken oluşumun yeni sahibinin Team Galacticos olması bekleniyor. Asıl sunucuya gelecek olan içeriklerin test edildiği Public Beta sunucusunda Türkiye Şampiyonluk Ligi takımları arasında Team Galacticos'un da adının geçmesi sonrasında isim değiştirecek olan tek takım olduğu için akıllara gelen ilk takım Team Aurora oldu. Giants Gaming, IEM Gyeonggi sonrasında büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Takımın yeni sezon kadro planlamasında yer alan ve nişancı olarak oynayacağı duyurulan Alman oyuncu Elias Upsetlip, geçerli bir sebep göstermeksizin sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek Giants Gaming'den ayrıldı. Giants Gaming, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Upset'in bu davranışıyla ilgili yasal haklarını arayacaklarını ve kendisine yüklü bir miktar ceza keseceklerini duyurdu. Dream Team'in slotunu satın alarak League of Legends sahnesine giriş yapan Kuzey Amerika e-spor organizasyonu Tempo Storm, yeni sezonda Kuzey Amerika CS'de mücadele edecek olan kadrosunu tamamladı. İlk olarak Avrupa ve Kuzey Amerika LCS tecrübesi bulunan nişancı Alice Freeze Knaznek ve Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde HVA forması terletmiş orta koridor oyuncusu Jorgen Hatrix Elgin'i kadrosuna katan Tempo Storm, 3 transfer daha duyurdu. Bu transferler üst koridorda Kuzey Amerika LCS'in tecrübeli isimlerinden Diego Quas Ruiz, Phoenix One'dan ayrılan ormancı Kevin Zentinel Press ve geçtiğimiz sezonu boş geçiren, öncesinde de Cloud9 Tempest'ta forma giymiş olan destek oyuncusu Jamie Sheep Gallagher oldu. Danimarka'nın köklü kulüplerinden biri olan FC Copenhagen e-spora girmeye hazırlanıyor. EA Sports'un FIFA 17 ile e-spora ciddi bir şekilde atılmasıyla birlikte birçok futbol kulübü kendi oyuncularını duyurmaya başlamıştı. Danimarka'nın köklü kulüplerinden FC Copenhagen'da FIFA 17, CSGO ve Dota 2 için kadrolar kuracağını açıkladı. Hatta CSGO kadrosu olarak geçtiğimiz günlerde Dignitas'tan ayrılan 5 oyuncuyla da anlaşmak üzere oldukları belirtildi. Dignitas'tan ayrılan isimler Rein Kajunborg, Christian Confink Vineke, Matthias MCL Lauritsen, Ruben Rubino Villarreal, Emil Magix Reef ve takım koçu Casper Ruga düğü olmuştu. Galatasaray yaptığı transferlerle e-spor kadrosunu netleştirmeye başladı. Galatasaray'da Hollanda ekolünden vazgeçilmiyor. Futbol takımından sonra Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde yer alacak Galatasaray e-sports takımının başına da bir Hollandalı getirildi. Kariyerinde son olarak Bağımsız Devletler Topluluğu Ligi olan LCL'de Natus Linsri takımını çalıştıran Ruben Dezix Korte, yeni sezonda Galatasaray Esports'un League of Legends takımına koçluk yapacak. Galatasaray Esports'un yaptığı ilk oyuncu transferi ise Alman oyuncu Felix Abedich Brown oldu. Türk kökenli İsveçli CSGO oyuncusu olan Mikhail Maikelele Bill kendi takımını kurdu. QWERTY adıyla duyurulan yeni takımda Ninjas in Pyjamas ve CLG takımlarında koçluk yapmış olan Faruk Pita Pita, Fnatic'te forma giyen John Wenton Eriksson, İsveç milli takımıyla The World Championship'te yer alan Simon Etter Etterstam ve Fredrik Slap Junbrand gibi isimler bulunuyor. Bakalım Maikelele kendi kurduğu takımıyla başarılı olabilecek mi?
Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04, yeni sezon Avrupa CS'de mücadele edecek olan League of Legends kadrosunu belirledi. Yeni sezon için Giants Gaming'le anlaşan ancak sonrasında tek taraflı olarak sözleşmesini fesheden Alman nişancı Elias Apsetlib ve Alman üst koridor Max Saturius Günther Schalke 04'e dahil oldu. Bu ikili dışında Misfits'ten ayrılan orta koridor Marcin Selfie Wolski, ormanda Jean-Victor Luex Borgevin ve destek rolünde de H2K Gaming'den ayrılan Oscar van der Bogdan'ı transfer eden Schalke 04, bu kadrosuyla birlikte Avrupa CS'in en iddialı takımlarından biri haline geldi. Son yılların en başarılı League of Legends kadrolarından birine sahip olan ROX Tigers, yeni sezonla birlikte 2 yıldır mücadele ettiği kadrosuna veda etti. Şampiyonluk yolunda sürekli SKT T1 tarafından durdurulan ROX Tigers, sözleşmesi sona eren oyuncularını kadroda tutmayı başaramadı. Yeni sezon için nasıl bir takım kuracağı merak edilen ekip, 2017 kadrosunu ağırlıklı olarak geçen sezon Africa Freaks takımında oynayan oyunculardan kurdu. ROX Tigers'ın yeni sezon kadrosu şu şekilde. Üst koridorda Park Shai Sang-myun ve Hyo Linderang Mang-hyung, ormanda Yoon Song-wan Song-wan, orta koridorda San Miki Yong-min, nişancı Kwon Song-yoon Song-yoon ve destek Hangi Ki Kim. Dünyanın en iyi CSGO takımlarından biri olan Team Dignitas, sürpriz bir şekilde CSGO kadrosu ile yollarını ayırdığını duyurdu. En son başarılı bir eleme performansı gerçekleştirip L-Major 2017'ye katılma hakkı kazanan Team Dignitas, bundan sonra Dignitas markası altında yer almayacak. Takımdan yapılan açıklamaya göre Dignitas yeni sezonda kadrosunun tamamını Kuzey Amerikalı oyunculardan oluşturmak istiyor. Böylelikle Norveç ve Danimarkalı oyuncuların yer aldığı kadro Dignitas markasıyla yollarını ayırmak durumunda kaldı. Bu bağlamda takımın sahibi Philadelphia 76ers'ın hiçbir şekilde yatırım yapmaktan çekinmeyeceği bilgisi de paylaşıldı. WESG finallerinde yer alacak takımlarımızın ve oyuncularımızın grupları belli oldu. WESG finallerinde ülkemizi CSGO alanında temsil edecek olan Space Soldiers ve Dark Passage'ın grupları açıklandı. C grubunda yer alan Space Soldiers'ın rakipleri Signature Gaming, Team Kinguin, 5E Sports Club, Godsend ve Bravado Gaming, D grubunda bulunan Dark Passage'ın rakipleri ise Selfless Gaming, JYP Gaming, Team Quetzal, Tailu ve Ukraine'den oluşuyor. Dark Passage'ın Dota 2 etkinliğindeki rakipleri ise Aboşamala, S1 Lycos, Duabawa Young, Team One Ecuador ve Alliance. Ülkemizi StarCraft 2'de temsil edecek olan HVA Gaming oyuncusu Berkay Zürkamdi Erbaş'ın karşısında da Neep, Scarlet, Major, Elazer, Aesonu gibi rakipler bulunuyor. WESG'nin Hearthstone tarafındaysa Türkiye'yi Şanver Ünsal temsil edecek. Şanver'in rakipleri de The Joker, Bunny Hopper, Chulang, Kazeydil ve Fluffy'den oluşuyor. Dota 2'nin efsanevi takımlarından biri olan Na'Vi son yıllarda büyük bir düşüş içerisindeydi. Radikal bir karar alarak Dithyara, Soneiko ve Artstyle gibi isimlerle yollarını ayıran Na'Vi yönetimi 3 yeni oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu. Digital Chaos'ta koçluk yapan İsveçli oyuncu Olson Paykatlil, Fantastic Five'dan Almanya asıllı Rus oyuncu Roman RMN Paley ve Pro Dota ekibinden Danimarkalı oyuncu Matty Biverwinter bundan sonra Na'Vi için mücadele edecek. ESL, Hearthstone için yeni bir lig düzenleyeceğini duyurdu. ESL Trinity adıyla düzenlenecek olan Hearthstone Ligi, Ocak ayında başlayacak ve 7 hafta sürecek. 8 takımın yer alacağı ligde Best of 11 Last Hero Standing formatı uygulanacak. Oyuncular her sınıf için birer deste hazırlayıp, karşılaşma öncesinde birbirlerinin iki destesini yasaklayacak. Turnuvaya katılması kesinleşen takımlar Cloud9, Complexity Gaming, G2E Sports, Tempo Storm ve Virtus Pro olarak açıklandı. Diğer 3 takımsa henüz belli değil. Kancaların tanrısı olarak nitelendirilen Hong Madlife Mingi, LCK'deki kulübü CJ Entus'un ligden düşmesiyle birlikte takımdan ayrılma kararı aldı. Bir dönemin en iyi destek oyuncusu olan Madlife, NRG Esports'un da slotunu satın alarak Kuzey Amerika CS Ligi'ne katılan Gold Coin United'a transfer oldu.
Yunanistan'ın köklü takımlarından biri olan Panathinaikos da geleneksel sporlardan e-spora yönelen takımlar arasına dahil oldu. Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos e-spora giriş yapıyor. Yunan devi e-spor arenasında League of Legends, FIFA, Dota 2, StarCraft 2, CSGO ve NBA 2K yapımları için takımlar çıkaracak. Sosyal medyadan yapılan açıklama sonrasında Panathinaikos henüz herhangi bir oyuncuyla sözleşme imzalamadıklarını, transferleri ilerleyen zamanlarda duyurmaya başlayacaklarını belirtti. Her sezon önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen Türkiye Şampiyonluk Ligi'ndeki gücünden bir şey kaybetmeyen Dark Passage ses getirecek bir transfere imza atma aşamasında. Geçtiğimiz sezonu Unicorns of Love takımında geçiren ve son olarak takımıyla birlikte IEM Auckland'da şampiyonluk elde eden başarılı oyuncu Kang Moo Min-soo, Dark Passage'a transfer olmak üzere. Dark Passage resmi açıklama yapmasa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta bu transferi onaylamış oldu. Paylaşılan videoda FIFA 17'nin soundtrack listesinde bulunan Saint Motel'ın Move şarkısının kullanılmasının yanı sıra videoda yer alan ekranda Kang Min-soo yazısına da yer verildi. Bu transfer gerçekleşirse Move gibi LCS tecrübesi bulunan önemli bir oyuncuyu ülkemizde izleyebilmek oldukça heyecanlı olacak. Space Soldiers'tan Emre Riv 9 Kayır'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İsterseniz gelin şimdi onu izleyelim. Öncelikle ilk sorudan başlayayım ben. FIFA 17'de bu sene Foot Champions diye bir olay geldi. Evet. Nedir bu Foot Champions? Foot Champions biraz kompetitif, yani turnuva profesyonellik yönünde bir turnuva diyeyim. Hafta içi turnuvaya katılıyorsunuz 4 maçlık. Hı hı. Hafta sonunda bu turnuvayı kazananlar 40 maçlık bir seri oynuyorlar, lig gibi. Buradaki toplam galibiyetinize göre hafta içi ödül alıyorsunuz. Sonra tekrar bu şekilde hafta sonu devam ediyor. Peki özellikle profesyonel seviyede oyuncuların bir ilgisi var mı buna? Yani gördüğüm kadarıyla çünkü benim profesyonel oyuncular bayağı ilgi gösteriyor, turnuvaya katılmaya çalışıyor. Böyle özel bir, kendine ait bir kitlesi olmaya başladı gibi duruyor uzaktan bakıldığında. Zaten FIFA Interactive World Cup'a gönderiyor, yani en prestijli turnuvaya gönderiyor. Evet. Ödülü de 200 bin dolar. O yüzden çok fazla şey var, profesyonel oyuncular tarafından. Yarın başlıyorum. Mesela o zaman ben de profesyonel olmama rağmen yarın başlamayı şu anda düşündüm yani. Rakip olduk o zaman. Evet, rakip olduk. Evet. Senden de birazdan taktik öğreneceğim zaten. Tamam, tamam. Madem rakibim yanımda taktiğimi öğreneyim. Ben de yani vermeyeyim o zaman. Programda çekilmesin. Hiçbir şey olmasın burada. Aynen. Şimdi çok konuşulan bir konu var. FIFA oyuncusun. Sen de bu konuyu çok duymuşsundur. Katılır mısın, katılmaz mısın bilmiyorum ama momentum dediğimiz bir olay var. Momentum aslında nedir yani, momentum dediğimiz şey? Senden duymak daha doğru olur. Momentum bazı maçlarda, özellikle 2-1'lik skorlarda falan, 3-2'lik skorlarda rakibin sana göre daha iyi oynamadığı halde avantaj sağlaması oyunun. Girmeyen toplar, yediğin saçma goller, direkten dönen topun kesinlikle gol olması yani dönüşünde. Evet. Bunun gibi şeyler ama iyi oynarsan kesinlikle yeniyorsun ya, ben eminim. Ha, yani bir momentum olduğuna inanıyorsun. Evet. FIFA 17'de de var. Aynen, diyorsun var. Yani evet. Ama belli bir oyun stiliyle bunu alt edebilirsin diye de söylüyorsun. Yani tek kale oynarsan ve gol olacak yerleri biliyorsan illaki atıyorsun. Bunu ben çok yaşadım yani. Formda olduğum zaman genelde kaybetmiyorum. Ama yediğim zaman da oluyor momentumu, söyleyeyim ya, açıkça söyleyeyim. Ben seni anladım. Sen diyorsun ki kazanırsam momentum yenmiş oluyorum, kaybedersem momentum yüzünden kaybetmişim. Yok, tam olarak öyle. Şu an abi sen anlamak istediğin gibi. Biraz öyle oldu. Psikolojik olarak oynuyorum ki. Maç yaparken de her şey olsun. İyice geriyim seni. Hazır arena ekranındayız. Burada serbest takılabildiğimiz yer. Ya maçlarda kullandığın el ve çalım hareketleri vardı. Bize gösterme şansın var mı birkaç çalım hareketini? Tabii göstereyim ama çalımın yapıldığı yer önemli biraz. Yani hareketi yapmak için yapmamak lazım. Rakibi geçmek için yapmak lazım ya da alan açmak için yapmak lazım. Bu genelde iyi bir oyuncu karşınızdaysa eğer alan açmak için yapılmalı. Kötü bir oyuncuysa eğer tabii rakibi geçmek için yapmak lazım. Bu kısımlarda, buralarda genellikle şu hareket çok fazla etkili. Şu hareketle beraber açıyı buldum mesela, şut attım. Oyun, karşındaki oyuncuyu oyundan düşürmek ve aynen şut pozisyonu alan açmak. En çok kullanılan hareket bu diyebilir misin peki? Yoksa hepsini eşit derecede kullanıyor musun? Hepsini eşit derecede kullanıyorum ben açıkçası. Shoot fake çok fazla kullanılıyor. Şu var. 5 yıldız oyuncuların, 4 yıldız oyuncuların yapabildiği. Sonrasında şu shoot fake'i var. Bir saniye. Şu yapamadım. Ha şu. Bu da ceza sahası içinde çok fazla bir şans veriyor sana. Şunu yapıyorsun. Pas atabilirsin. Tekrar devam edebilirsin. Rakibin hamle yapmak zorunda çünkü hareketten sonra. Bir refleks göstermek zorunda yani. Zidane'dan bildiğimiz şu hareket var. Bir dakika. Şu hareket. Topun üzerine dönüp rulet. Bu da kaleciye geçmek için çok faydalı. Ceza sahası dışında.
Onun dışında da yine alan açmak için çok etkili. Sonrasında Makedis Spin şu hareket var. Şu hareket. Bu da yine kanattan geldiğin zaman içeriye penetre etmekte çok faydalı. 5 yıldız oyuncular yapabiliyor sadece. 10 yıldır FIFA oynuyorum. Gösterdiğin hareketlerin 5'te 1'ini anca yapmışımdır. Ya FIFA'nın güzel taraflarından bir tanesi olamaz aslında. Evet, evet. Bunları yapmadan da iyi, ya iyi oyuncu olduğumdan söylemiyorum ama bunları yapmadan da iyi bir maç çıkarabilirsin diye düşünüyorum. Tabii yani. Tabii kesinlikle. Çok fazla çeşitlilik olduğu için sıkıntı yok yani. Ama bunlar rakibi açmakta çok faydalı hareketler. FIFA oynayan oyuncuların aslında çok merak ettiği bir soru da taktik ekranı. Yani hani oyun içinde eyvallah, performansının iyi olması çok önemli bir noktada ama oyun dışında yaptığın o taktiksel olayların da birebir etkisi vardır diye tahmin ediyorum oyuna. Kesinlikle. Ya burada bir gösterebileceğim şey var mı? Profesyonel seviyede oynuyorsun sonuçta. Ben şöyle örnek vermek istiyorum o zaman. İyi oyuncuların, profesyonel oyuncuların oynadıkları taktikleri göstereyim. En mantıklısı o, hani örnek alınması gerekiyorsa bir takımın ya da bir oyuncunun. Satrançta meşhur açılışlar vardır ya, sizinki de o hesap olmuş biraz. Evet evet. Yani aslında taktik ekranında maçın %30'unu falan oynuyorsun bence. Hadi ya. Bence öyle. Yani eşitsen eğer rakibinle, iyi bir turnuvadaysan, iyi bir rakibin varsa karşısında onun yapacağı hamleyi düşünüp taktik yapmak bence çok daha mantıklı ve sana avantaj sağlıyor. Ya baya gerçeğe yakın o zaman. Yani illaki evet. FIFA'nın en popüler taktiği 4-1-2-1-2 ya yani 4-4-2 aslında ama bunun kanat oyuncusu olmayan versiyonu. İki oyuncumuz iç oynuyor yani. Orta saha iç olarak. Bir tane ön liberomuz var, bir tane forvet arkası oyuncumuz var, iki tane de santraforumuz var. Bu taktik çok fazla avantajlı. Savunmada forvet arkasındaki oyuncu geliyor, kapatıyor. Kanatlar içeri giriyor, kapatıyor. Zaten bir tane ön liberom var defansta. Hı hı. Forvetlerin geliyor gerekirse geriye, kapatıyorlar. Dezavantajı da 4-3'le karşı çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyorsun. Şimdi onu diyecektim. Evet. Yani 4-3-3 benim gördüğüm kadarıyla standartta en çok tercih edilen taktiklerden bir tanesi. Ama bu taktiğin avantajı çok fazla, aslında komple bir takımın oluyor yani bu taktikle beraber. Hem hücumda kalabalıksın hem defansta kalabalıksın. Avantajı o. İki santrafor olmak çok büyük avantaj aslında. Evet, doğru. İleride kalabalıklaşmak anlamında aynen önemli. Aynen öyle. Beklerin de geliyor zaten. Şu taktik de çok etkili. İki taktik bu sene bence çok popüler ve etkili. Bu taktiğin de avantajı şu üç oyuncunun çok yakın oynaması. Tabii çalışmak gerekiyor. Eğer çalışmazsan bu üç oyuncunun yakınlığı sana çok büyük dezavantaj sağlıyor. Alan bulamıyorsun yani. Hmm. Herkes birbirine iç içe oynuyor. Ama hücumda eğer, özellikle çıkarken savunmada 3 oyuncu, direkt hücum oyuncun var. Çok büyük bir avantaj. Ya seri oyunda özellikle daha fazla avantaj sağlayabilir geldi bana. Evet. Daha doğrusu aynen. Seri ve paslı oyunda. Aynen öyle. Dezavantajı da 3 orta sahan çabuk geçilmemesi lazım. En büyük hareket o olmalı yani. Orta sahan geçilmeyecek abi. Bu taktik geçilirse çünkü geride 4 oyuncu kalıyor. Sıkıntı oluyor. Direkt baş başa bırakıyorsun rakibi kendi oyuncularını. Anladım. Talimatlar kısmını gösterebilirim. Olur. Onu da göstereyim. Olur. Talimatlar tekrar 4-1-2-2 yani. Şimdi bir tane ön libero oyuncumuz var dedik. İki tane santraforumuz var ve iç oyuncularımız var. Ön libero oyuncusuna ataklarda geride kal veriyoruz. Her zaman bu değişmiyor. Oyun tarzına göre de değişmiyor yani. Bunu vermeniz lazım. Ne kadar farklı oynuyorsanız da verebilirsiniz. Santraforlarınızı arkaya koşu yap ve defans hattına pres yap veriyorsunuz. Bu da yine hücumda çeşitlilik sağlıyor ve defansa dönüyorlar. Oyunu sıkıştırabiliyorsunuz orta sahada. Peki kondisyon anlamında bunun çok büyük bir etkisi var mı maçın tamamına? Ben olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani maçı çıkarabiliyorlar. Yani belli bir seviyede takımlarla oynuyoruz. Aynen. Belli bir seviyede takımlarla oynuyoruz zaten. Çıkarırlar. Ve beklere de ataklarda geride kal verebilirsiniz ama bu tamamen şeye bağlı. Hücumdaki sıkıntınıza bağlı. Eğer hücumda sıkıntı yaşıyorsanız vermemeniz gerekiyor. Beklerle destek sağlamanız lazım. Eğer hücumda sıkıntı yaşamıyorsanız beklere veriyorsunuz ataklarda geride kal. Sanırsam bu taktiğin en büyük özelliği de FIFA'da kontra ataklar çok tehlikeli. Onu önlemek için. Tabii tabii kesinlikle. Yerleşik bir taktik aslında. Her açıdan. Ne geride oyuncunuz eksik ne ileride oyuncunuz eksik yani. FIFA 17 oynarken atak ve savunma kısımlarında böyle spesifik olarak özellikle dikkat ettiğin noktalar var mı tavsiye olarak verebileceğin? Veya kendi deneyiminden verebileceğin? Dikkat ettiğin nokta genelde merkezimin boş kalmaması. Savunma merkezi mi, orta saha merkezi mi? Savunma merkezi yani defansın o yay kısmı var ya. Aha. O kısmın kesinlikle boş kalmaması lazım. Bu gerçek futbolda da aynı şekilde. Hiçbir takım orada boş bırakmaması lazım oyuncuları. Orası boş kaldığında direkt bir oyuncu seçip oraya koşturuyorum yani. Orayı gördüğün anda aynen, oraya, koşuyorsun. Peki hücum kısmında? Hücum kısmında ara pas atmamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Hmm. Şöyle ara pas atmamak yani bomboş, herkesin görebileceği bariz pozisyonlarda atmak avantaj tabii ama topu çok kaptırıyorsunuz. Havadan ara paslarıyla ilgili ben mesela şikayetçiyim biraz. Yani çok havadan ara pasların faydalı olmadığını düşünüyorum. Hani yerden gelen ara paslara nazaran. Onunla ilgili var mı dikkat ettiğim bir şey yoksa ara pas atmadığım için görmedim biliyorsun.
havadan arapası, ya arapası atıyorum illaki ama dediğim gibi bariz pozisyonlarda atıyorum. Çünkü oyunu baltalıyor aslında, iyi oyunu baltalıyor bence arapası. Atmaman gereken yerde bir tek pas yapıyorsun, direkt bomboş bir alan oluyor. Arapası atarsan rakibe veriyorsun. Bak, havadan pas, havadan pası ben genelde kanata atıyorum çünkü iyi oyuncu zaten oyuncusunu çekiyor, az çok biliyorsunuzdur. Ben de çekiyorum, rakiplerim de çekiyorlar, o yüzden çok denemiyorum ama kanatlara atıyorum yani. Aslında Emre senin hem Türkiye'de hem de dünyada önemli başarıların var yani. Biraz kendini tanıtır mısın bize? Son zamanlarda yaptıklarında. Şu an Foot Champions oynuyoruz. Tüm profesyonel oyuncuların oynadığı gibi ben de Foot Champions oynuyorum. Şu an sıralamada, Aralık ayı sıralamasında 16. sıradayım dünyada. Dünyada? Evet, Avrupa'da da 12. sıradayım. Gayet iyi durumdayım yani. 38-37 maç kazanıyorum her hafta, 40 maçtan. Her hafta kaç maç yapıyorsun? 40 maç yapıyorsun her hafta. Her hafta sonu 40 maç turnuva yani resmi olarak 40 maç oynuyoruz. Peki günde kaç saatinde yiyorsun FIFA'ya? Çünkü bu senin için bir mesai aslında. Evet, günde 6 saat ayırıyorum en az ya. En az 6 saat evet, aralıksız 6 maç. Saat, evet. Peki bu konsantrasyonu etkiliyor mu? Çok maç oynamak bence FIFA'da iyi değil. Çok fazla antrenman yapmak çünkü oyundan zevk almak gerekiyor. Nasıl mesela büyük takımlar Real Madrid, Barcelona sahaya çıktığı zaman zevk aldığını hissediyorsunuzdur. Messi bir pas atarken falan bile zevk alıyor. O yüzden FIFA'da da zevk almak çok önemli bence. Çok fazla abartmadan hataları çözmek daha iyi bence. Şu anda Space Soldier forması giyiyorsun. Hatta evet. Şu anda üzerinde var Space evet. Soldier forması. Nedir takımdaki durum? Takım nasıl? Memnun musun durumundan? Gelecekle ilgili planların nedir? Takımın planları nelerdir? Kısaca bahsetme şansın var mı? Ben takımdan çok memnunum. İlgileri falan, alakaları çok iyi benim için. Yani her istediğim oluyor. Çok teşekkür ederim onlara da buradan. Takımdaki planımız her zaman yurt dışı odaklı bir başarı. Dünyada gelecek evet, bir başarı. Evet, dünyada bir başarı hedefliyoruz. Onun için de var gücümle çalışıyorum. Aslında Türkiye'nin de çok fazla turnuvalarda bir başarısı yok. Ben de onu sağlamak için uğraşıyorum. Hem takım bazlı o zaman hem de ülke bazlı evet, bir evet, başarı evet, sağlamak peşindesin. Evet, evet. Önce ülke için, sonra takım için, sonra da kendim için oynamaya başlayacağız. Sonra da benim için oynarsan. Tabii. Hazır çıkmışken oraya kadar iyi olur benim için de. Oynarım. Türkiye'de başarılı bulduğun FIFA oyuncuları var mı? Böyle hani takip ettiğin, oyununu takdir ettiğin. Valborg, Uğur Bayram en takdir ettiğim oyuncu. Yıllardır oynuyor, çok tecrübeli, her zaman rakibim. Çok zorluyor beni tabii ama o olmasa ben de bu kadar iyi oynayamazdım açıkça söylemek gerekirse. Rekabet geliştiriyor. Evet. Keşke daha iyi oyuncular olsa, daha fazla rekabet olsa. Örneğin dünya sıralamasında ilk 10 sırada 5-6 tane İngiliz var yani. Keşke bizde de öyle olsa, biz de daha iyi oynardık ama. Aslında tabii İngiltere kadar olmasa bile biz de futbolla yatıp kalkan bir ülkeyiz tabii, tabii. Yani. Tabii ya, illa ki iyi oyuncularımız var ancak. Daha iyi oynamak. İyi bir FIFA oyuncusu olduğunu düşünen bir insan nasıl profesyonel seviyede kendini gösterebilir? Ne yapması lazım bunun için? Öncelikle yayın falan izlemek çok önemli. Kendini geliştirme adına yayın izlemek, yaptığın hataları fark etmek, çeşitlilik sağlamak, hücumda, savunmada. Her zaman bir B planın olması çok önemli. Doğaçlama çok önemli. Özellikle doğaçlama zaten en temel şey. Doğaçlama. Hiçbir zaman iyi oynadığını düşünmemek lazım aslında bence. Her zaman daha iyi düşünmek, daha etkili olmak için uğraşmak önemli. Bende de aynı durum oldu aslında ama benim de kendime cevaplarım var ama burada sen vereceğin cevap çok daha önemli profesyonel bir oyuncu olarak. Neden FIFA? Neden PES değil? Daha önceden PES oynadığını biliyoruz çünkü. Evet. Sonradan FIFA'ya bir geçişin oldu. Hani bende de benzer bir duygu oldu ama sendeki geçiş nasıl oldu? Sebebi neydi merak ediyorum. FIFA 2009, aynen PES 2009 oynuyordum ben. Sonra bir sanırım abimle beraber gittiğimde FIFA 2009 denedim. Çok farklı geldi bana, çok daha gerçekçi geldi böyle oyuncuların hareketleri, atmosfer falan. O günden sonra hiç PES oynamadım. FIFA'ya geçtim. Hiç de PES'e bakmadım sanırım. En son 2009 oynadım ve şu an hiç oynamadım bugüne kadar. Kanalize olmuş. Yani bir de profesyonel seviyede oynuyorken iki oyunu birden oynamak çok zor zaten. Zaten imkansız canım o. Yani PES çok hızlı, çok kolay çalım atabiliyorsun. Tek bir oyun planın yok ama FIFA öyle değil. FIFA'da çok fazla şey, aksiyon var. İşin FIFA kısmından çıkıp aslında bir de e-sporcu olma kısmına bakmak lazım biraz da. Çünkü bu senin mesleğin. Yani bu mesleği düşünen genç arkadaşlara tavsiyelerin var mıdır? Senin hayatında neler değişti bu meslekten sonra? Öncelikle kolay bir iş değil. Yani oynuyorsun, para kazanıyorsun dedikleri gibi değil. Yani zor bir şey. Sonuçta bütün gün monitöre bakıyorsun. Kendini hep geliştirmek zorundasın. Her zaman rakiplerin var. Evet. Bu önemli bir şey. Ama sosyal hayatta disiplin sağlıyor sana. Sonuçta bir çalışma saatin var. Kendini yine geliştirmek zorundasın. Ufkun açık olması lazım yani her zaman. Peki şeyi sorayım. Hemen araya girerek şunu sormak istiyorum. Mesela önceden şöyleydim, şu anda böyleyim dediğin durumlar oldu mu e-sporcu olduktan sonra? Tabii yani sosyal hayatta da derslerimde de mesela düzenli çalışmıyordum örneğin. E-spor başladıktan sonra hem futbol maç saatini ayırıyorum, hem maç izleme saatini ayırıyorum, hem ders saatini hepsini ayırmıştım. Disiplin programım vardı. Aynen, programım oldu. O şekilde bir düzenim oldu yani öyle. Güzel. Buradan da eğer
dersleri kötü olan arkadaşlarımız varsa e-spor camiasına adım atarak derslerini düzeltebileceklerinin notunu verebiliriz tabii yani. Tabii kesinlikle. Hiç beklenmedik bir tavsiye oldu bence. Bu programın en beklenmedik sonucu olabilir bu yani. Bak nereden girdik nereden çıktık. Güzel. Ocak'ta Multiplayer E-spor ve Oyun Festivali ile Vodafone Arena'da sizlerle birlikte olacağız. Round. Derken Zana Jump to Drop tarafına başardı. Top paket ilkini aldı, ikincisini de almayı başarınca... Programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.